yapan blokoları arıyordum. Nasılsınız? Rio'da karnaval başladı. Geç de olsa başladı. Normalde Şubat ayındaydı karnaval ama ertelenmişti. Nisan'a ertelenmişti. Şimdi karnaval başladı artık. Eğlence zamanı. Bu videoda bol bol eğleneceğiz, dans edeceğiz. Tadını çıkaracağız ya Rio'nun. Ayrılmadan önce Brezilya'nın tadını çıkaracağım. Woo! Tanıyanlarınız vardır. Brezilya'da yaşıyor, São Paulo'da. YouTube'a içerik üretiyor, Instagram'a içerik üretiyor. Linki açıklamalarına bırakacağım, aşağı açıklamalara bırakacağım. Eren'i de takip eder. Kanka sonunda bulduk ya. Aynen. Sonunda çok bulduk ya. Hem de giriyorlar, benim aynen. Çok iyi. So beautiful guys. Perfecto. Cacique, cacique. Cacique. Çok güzel ya. Perfecto. Hello. You guys so beautiful. İnsanların kıyafetlerine baksanıza. Karnaval zamanı böyle. Şu abi ben gördüğüm en iyi kıyafetlerden biri giymiş, kostümlerden birini. Karnaval zamanı herkes böyle kostüm giyiyor. Benim de kostümüm bu. Çok güzel kostümler gördüm ama ya. Sonuna kadar eğleniyorlar. Bu mesela bir tane bloko. Canlı müzik bulduğum için çok şanslıyım. Normalde bilmiyorum neden ama çok az canlı müzik var bu sene. Diğer müzikleri de böyle playback çaldıkları için telif yüzünden koyamıyorum çok fazla. Bloko buldukça sizinle paylaşacağım. Ya da diğer müzikleri de bir şekilde montajlayıp sizinle paylaşacağım. Çok güzelmiş abinin kostüm ya. Bro, perfect. Perfect, your costume, perfect. Your costume, perfect. Yeah. Oh, perfect! Hayda, bu ne ya? Hahaha!
şunu nasıl yapabiliyorlar ya? Var ya, helal olsun ha. Arkadaşını mı gömüyor? Arkadaşına daha iyi geçiyor. Kıyamam lan size. Millet eğleniyor, siz çalışıyorsunuz lan. Helal olsun. Helal olsun vallahi ya. We'll be right back.
Aynen aynen. Çok iyi eğlendi böyle. Baya. Herkes bağırdı kanka. O Bloco ile yürümeye devam ediyoruz halen. Baya bir buçuk saattir falan yürüyoruz ya, var ya. Yani karnavalı iliklerime kadar hissettim bu Bloco ile. Ya benim şu ana kadar karnavaldaki favorim bu anda, bu yürüyüştür, insanlarla dans etmek. Yes. Kokanao, kokanao. Telefon var mı? Telefon. What's your name? How are you? I'm fine, thanks. Thank you. Ne haber? İyi misin? Bak, é um inscrito. Where are you from? Australia, Australia. Turquia. Turquia. Turquia, yes. Welcome to Rio. Turquia. Thank you. Can you speak in Spanish? No. I can't speak in English, only Spanish. Okay. But English fine too. Video çektiğimi gören bazı kişiler istiyor direkt kanalı. Verelim bari, yeni abone gelsin. Obrigado. Obrigado. Hey, welcome to Rio. Thank you so much. Thank you so much. Ciao. Ne diyordum? Şu ana kadar karnavalda 3. günüm. En çok bu Bloco'da eğlendim yani. Canlı müzik, insanlar dans ediyor. Gösteri yapmaya çalışıyorlar, dans ediyorlar, şeyle yürüyorlar, ayakta tahtayla yürüyorlar filan. Acayip güzel. İnsanların kostümleri muhteşem. Herkesin bir kere de olsa şu karnavalı yaşaması gerekiyor bak. Bu Bloco'larda yürüyün, eğlenin, dans edin. Çok güzel ya, çok güzel. Yine kaybettim Eren'i. Eren'i yine kaybettim ya. Durdular bak orada. Acayip keyifli bir Bloco'ydu ya. Kalayın ne aralarına? Eren nerede, yok. Neyse, bulacağız Eren'i. Oo ya, yoruldum ama var ya. Yoruldum, susadım, acıktım. Neredeydi o? İleride mi? Şimdi o bloktan ayrıldık. Onlar yürümeye devam ediyor. Sizi abartmıyorum. Tam tamını 2 saat yürüdük. Lapa'dan başladık, dolandık, Lapa'ya geri geldik. Onlar devam ediyordu, biz yemek yemek için durduk şimdi. Çok acıktım ya, gerçekten çok acıktım, yoruldum. Tam 2 saat yürümüşüz ve onlar hala devam ediyorlar. Bu nasıl bir enerji ya? Ama hiç bu kadar eğlenmemiştim. Bak 3 gündür karnavaldayım, hiç bu kadar eğlenmemiştim. Karnavala geliyorsanız umarım öyle bir Bloco'ya denk gelirsiniz. Yani ki bence pandemi bittikten sonra %100 daha fena partiler olur burada. Öyle bir Bloco'ya denk gelirseniz yürüyün saatlerce, eğlenin, dans edin insanlarla, tanışın insanlarla. Yani o kadar kolay, rahat insanlarla tanışabiliyorsunuz ki burada, anlatamam size yani. Birden arkadaşlık kuruyorsunuz, birden plan yapmaya başlıyorsunuz. Acayip güzel bir şey yani bu. Çok sıcakkanlı insanlar, bu konuda çok yardımsever yani. Özellikle siz yabancıysanız daha bir sıcak karşılıyorlar sizi. Çok eğlendim, gerçekten çok eğlendim. Nerede? Ben de arıyorum. Aa, orası mı? Aa, şu. Neyo Stroganov, o ne? Stroganov. Pilavlı tavuk mu? Pilavla, bunlar tavuğu biraz değişik. Değişik. Oğlum bildiğin mevlüt yemeği bu. Tavuk pilav ama güzel görünüyor, soslu tavuk görünüyor. Aa, şurada göstereyim size. Şundan yiyeceğiz. Buenos Aires. Sıraya bak. Şeyi gösterdim, yemeği gösterdim. Bunlar sıraymış. Ben aynen. De şaşırdım. Kalabalık ya burası. En çok sıra olan yer bura. Aa, ay. How do you feel? Good. Did you like the Bloco? Yes. It was really nice. Bu arada yemek fiyatlarından da bahsedeyim. Kanka ben geliyorum hemen. Tamam mı? Şöyle söyleyeyim. Böyle bir sürü seyyar satıcının olduğu, büfelerin olduğu yerler var. Buralardan yemek alabilirsiniz. Önce içki fiyatlarını söyleyeyim, onlar net aklımda. 1 dolardan başlıyor içkiler. 3 dolar, 5 dolar o araya kadar gidiyor. Ama ben 4 dolar, 4-5 dolardan fazla içki görmedim hiç. O da işte pahalı. Viski, vodka falan satıyorlar. Enerji vodka. Onlar 2,5-3 dolar arası. Biralar 1 dolar civarı. Bak mesela şöyle, burası Kayperinya satıyormuş. 7 real. 1.2 dolar falan. Yani maksimum 5 dolara kokteyl mokteyl içersiniz yani. En pahalısını söyleyeyim size. Onun dışında başka yemekler de
ortalama 3 dolar civarı, 2-3 dolar arası diyeyim ben size. Ortalama bir yemeğe harcayacağınız o. Her şey var abi. Sandviç var, noodle var. Ondan sonra bak mesela burada noodle yapıyor abi. Sandviç var, noodle var. Bizim yiyeceğimiz o pilavlıdan var. Bak burada hamburger yapıyormuş. Ne kadar mesela? 13 real. Ne kadar yapıyor? İçecekle birlikte 2 dolardan birazcık fazla. Burada da sandviçler var. Oo, burası biraz pahalıymış ya. 13 real ile 20 real arası. Böyle şiş satanlar da var da bunlar çok doyurmuyor bizi. Ekmek gerekiyor bunlar için. Bunların fiyatları da böyle 14 dolar, 17, 14 real, 17 real, 10 real. Anlayacağınız, ya burada bir gece dışarı çıkıyorsanız, bir şeyler içiyorsanız ve bir şeyler yiyorsanız kafadan 250-300 lira arası gidiyor. Onu söyleyeyim, Türk lirasıyla. Yani ya, bir de 3'e çarpıyorsun artık. Yok, Türk lirası olarak söyledim ben de. 100 real gidiyor. Aynen, 100 yeme real içme, gidiyor. Yeme içme gün boyu. Ve toplu taşıma 100 real gidiyor. Gün toplu boyu. Taşıma da ucuz değil. Aynen, gün boyu kesin de 100 real kesin gider. Toplu taşıma neredeyse 1 dolar biraz evet, üstü bir şey. Evet, 1 dolardan biraz daha pahalı. Aynen. Hatta dolmuş ve metro yaparsanız 2 dolar. Aynen. Güzeldi ha değil mi şey Bloco? Yani çok güzeldi ya. Ben Rio'ya ilk kez geliyorum. Rio'da da karnaval böyle çok değişik diyorlardı. Güzel geldik zamanda geldik ama. Aynen güzel zamanda geldik. İnanılmaz güzel hava. Peki çok... Sao Paulo ile Rio arasında bir çekişme varmış karnavalda. Aynen. Zaten futbolda çekişme var, karnavalda çekişme var, müzikte bile çekişme var. Harbi mi? Aynen. Rio'lar biraz Sao Paulo'ları sevmez, Sao Paulo'lar da biraz Rio'ları sevmez. İki büyük şehir. Aynen ikisi de büyük şehir. Salvador da aşağı tarafı sevmiyor, onlar kendi halinde. Aynen. Ama ya São Paulo da çok güzel karnavallar geçiyor. Mesela São Paulo şu an yoktur sokak partileri. Yasa devlet yine hiç izin vermedi. Ben Rio'ların yapacağını bildiğim için aynen, geldim. Rio'lar deli kanka. Brezilya'nın delisi Rio. Muito obrigado. Merdivenlerin oraya geldik şimdi. Burada yiyeceğiz yemeğimizi. Neydi kanka bunun adı? Stroganoff. Abi soslu tavuk, pilav ve üzerine şöyle çıtır küçük patates parçaları var Brezilya'da. Türkiye'de yok maalesef. Patata palya diyorlar burada. Kesilmiş patates anlamına geliyor. Hazır satıyorlar marketlerde. Yemeklerin üzerine koyuyorlar genelde. Afiyet olsun. Güzelmiş. Görüşürüz. Beğendim. Soslu tavuğu çok severim. Bayağı güzel. Bir tık tuzlu gibi. Bayağı güzel. So delicious. Good. Do you like it? Yes, I love it. Merdivenlerin oraya gelip orada yiyelim dedik. Burası Lapa'ya çok yakın. Merdivenlerde de bayağı insanlar var. Vakit geçiriyorlar, takılıyorlar burada. Rio'da karnaval hazırlıklarıyla ilgili bir videom var. O videoyu izlersiniz, bu merdivenleri görürsünüz. Bir de stadyumda yapılan gösterilerin hazırlık aşamasını gidip izlemiştim. Ne yazık ki şimdi stadyuma gidemiyorum. Birazcık pahalı biletleri. O yüzden stadyumdaki o dans gösterilerini size gösteremeyeceğim. Ama hazırlık aşamasında o dans gösterilerinin bir benzerini göstermiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Para içinde kaldı. Böyle bir şey olamaz ya. Şimdi karta para ekleyelim dedik de tramvaya bineceğiz. Başka bir partiye gideceğiz. Abi son aşamaya kadar geldik. Onaylamaya çalışıyoruz. Oldu mu? Vallahi oldu. Oh oldu be. Camı kıracaktık ya. 20 real attık içine. Geri kabul etmiyor ya. Abi geri de vermez evet. Ver ya ver. Bir dönme nasıl dur. Bak görüyor musun? Bak çalışmıyor. Cık. Korktum ya. Versin abi. Yüklendi değil mi? Evde. Aynen yüklendi değil mi? Çekiyorum. Aynen. Oğlum çok korktum ha. Vermeyecek diye ben de korktum. 20 real içinde kalacak diye çok korktum ha. Buna gerek yoktur ya. Kağıt istiyor musun? Of. İyi kurtardık. Karnımızı güzel doyurduk ha. Dur bakalım lan. Yüklemiş mi?
karnımızı doyurduk, başka bir partiye gideceğiz. O funky dediğim partiye göstermek istiyorum size. Oraya gitmeye çalışıyoruz ama tramvaya binmemiz lazım buradan. Heh, doldurmuş güzel. 26 real var. Tramvaya binmemiz gerekiyor. Yürümek istemedik yani, sokaklar tekin olmadığı için. Dolduralım dedik karta para. Attık 20 real. Dokunmatiği çok kötü çalışmıyordu. Kafayı yiyecektim lan, o 20 real var ya. Cebimde bu arada 20 real para kaldı sadece. Para bozduramadım. Banka kartım da yanımda. Zaten çok fazla komisyon alıyor diye banka, ATM'ler. Çekmiyorum yani. 20 real var cebimde benim şu an. Senin de kaç para var? Bende herhalde ya 10 ya 20 real. Başka da yok. Yarın da pazar ha. Yarın pazar. Para da bozduramayacağız. Bugün ve yarın 20 real ile 10 real ile idare etmemiz gerekiyor. Vallahi bu kadar kalmış. Kaç? Sende de 20 real var. 10 Yani yemek para kalsın. Aynen. Abi. Bir su alırız, bir yemek alırız. Başka bir şey alamayız. Allah'tan evde yemek var bende. Kelepçeliyor bak polis. Artık hırsızlıktan mı başka bir şeyden bilmiyorum da kelepçe taktı. Acayip ıssız ya, şu sokaklara baksanıza. Acayip ıssız yani, buralarda tek başınıza sakın dolaşmayın. Sakın. Öyle polisler molisler geziyor ama arada geziyor yani, her zaman gezmiyorlar. Başınız belaya girer. Oğlum ne kadar tehlikeli ya. Böyle. O blokonun arasındaki hırsızlar nasıldı? Çocuğun gözlüğünü çaldılar ya. Çocuğun gözlüğünü çaldı, çocuk ama arkasından koştu. Ona. Şaka gibi ya, yemin ediyorum. Çok tehlikeli bir şehir burası. Hayatımda o kadar tehlikeli bir şey görmedim ben. Çocuk hapise girmeyecek. Onu bir gün sonra bırakıyorlar. Neden? 18 yaşından küçük olduğu için. Oğlum kazık kadar adamdı lan. 18 yaşından küçük işte bırakılıyor. Allah Allah. Ya şu internette bir tane meşhur video var ya. Polisler Brezilya'da bir çocuğa baskın yapıyorlar. 18. yaş gününde kutluyorlar. Ondan sonra tutukluyorlar. Biliyor musun o videoyu? Aynen. Demek ki o harbiden gerçekmiş lan. Ben onu öylesine yani geyiğine yazmışlardır diye. İnanmamıştım pek ama. Bak şu karşıda da 4-5 tane çocuk var. Orayı hızlı geçelim. Şehrin merkezine geldik şimdi. Bu insan kalabalığından ve müzik sesinden anlayacağınız üzere burada bir parti var. Size akşam partilerini de göstermek istedim. Ama şöyle bir sıkıntı var. Burası birazcık tehlikeli, birazcık değil bayağı tehlikeli bir yer. Dikkat etmem gerekiyor video çekerken. O yüzden çok fazla uzun gösteremeyeceğim. Bunun yanında burada çalan müzik canlı müzik değil, playback müzik. O yüzden telif yeme ihtimalim de var. Olabildiğince, elimden geldiğince size burayı ve insanların yaptıkları dansı, buradaki gösteriyi vesaireyi göstermek istiyorum. Ve videonun sonunda da size başıma gelen bir olayı anlatacağım ve buranın neden tehlikeli olduğundan bahsedeceğim. Şimdi gireceğim içeri. Umarım telif yemem. Daha doğrusu size şöyle kaldığım yeri de göstereyim. Favori videosunu izleyenler kaldığım yeri hatırlayacaklardır. Aline'nin yanında kalıyorum. Vicigal favelasındayım. Şimdi size dün neler olup bittiğini anlatmak istiyorum. Dün video çekemedim ben. Funky partisinin orada çok kısa bir görüntü aldım sizler için. Ondan sonra video çekemedim çünkü hiç ama hiç tekin değildi ortam.
başımıza böyle bir ufak bir olay da geldi. Onu da anlatmak istiyorum. Şimdi Rio Karnavalı ile ilgili önce bir şey söylemek istiyorum. Bu arada bu videoyu ben araya koyacağım. Yani normal yayınlayacağım tarihten daha erken yayınlamak istiyorum. Yani karnavalın bu sıcağı sıcağına izleyin istiyorum. Şimdi gelelim karnavala. Karnaval benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Dünyada görmek istediğim 3 tane festivalden biriydi bu. Çocukken benim akranlarım hatırlar. Çocukken böyle televizyon kanallarında Rio Karnavalı'nın haberleri olurdu. İşte karnaval başladı, o dans okullarının gösterileri, kıyafetler vesaire, müzikler, samba. Hep onları görüyorduk. Tabii yer etti benim kafamda. O yüzden şey de böyle hani gençken hep şey dedim. Bunu gidip görmek lazım. Hep öyle bir düşüncem vardı, öyle bir hayalim vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için açıkçası çok mutluyum. Sizlerle paylaştığım için de çok mutluyum. Böyle hayallere bir tık daha atmış oldum sizlerle beraber. Tabii bunun eğlenceli, keyifli bir yanı var. Müthiş bir yanı var. Yani umarım eğlenmeyi, festivalleri seven herkes hayatında bir kere de olsa bunu deneyimler. Gerçekten çok isterim bunu. Bu benim ama dışarıdan gördüğüm ve tahmin ettiğim bir çıkarımdı. Buraya geldikten sonra işin farklı yüzünü gördüm. Başıma gelenler de var tabii. Çok 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 tehlikeli bir ortammış. Yani deli gibi eğleniyorlar ama bir o kadar da tehlikeli. İşin bu yanını da gördüm. Size şimdi bunu anlatmak istiyorum. Festivalin ben ilk günü Rio'ya ulaştım. İlk gün dinlendim. Eğlenmeye çıkmadım. Daha sonrasında dışarı işte Ali'nin evinde kaldığım arkadaşla birlikte dışarı çıktık. Funky partisine gittik. Eğleniyoruz vesaire derken başıma bir olay geldi. Şimdi gece geç vakit her yer kapandığı için insanlar tuvalet ihtiyaçlarını sokakta hallediyorlar. Ben de doğal olarak tuvaletim geldiği zaman gidiyorum bir köşeye. İşiyorum yani usul usul. Eğlenirken partide yine böyle tuvalet ihtiyacımı gidermem gerekti. Bir köşeye geçtim. Ama böyle bir tık ağacın arkasına geçtiğim için insanların görmediği bir alandı. Zaten ne geldiyse başıma o yüzden geldi. Ben ihtiyacımı giderirken iki tane tipin böyle geldiğini fark ettim bana uzaktan, tamam mı? Onlar dedim ki bana yaklaşmadan ben kaçayım gideyim buradan. Çünkü belli yani geliş hayra alamet değil. Direkt üzerime geliyorlardı. Ondan sonra tam ben toparlandım gideceğim pat diye dibimde bittiler. Bir tanesi tutup böyle tişörtümden çekti. O çekince Portekizce bir şeyler söyledi böyle. O beni çekince ufak bir arbede oldu. Ben ona vurdum, onlar beni çekişti derken tişörtümü yırttılar. Bağırış, çağırış vesaire derken çocuklar kaçtı. Soymaya çalıştılar beni ve bunu başaramadılar. Hatta size tişörtü de göstereyim. Şu mor tişörtüm. Bakın şuradan asılınca çocuk tişörtün burasını yırtmış bulundu. Aramızda ufak bir arbede oldu. Ben tabii korktum, çok korktum. Refleks olarak tepki gösterdim, vurdum, bağırdım, çağırdım. Kendimi korudum yani. Doğal olarak kendimi korudum. Çocuklar da öyle bir şey beklemiyordu belki de. Onlar da bir şey oldu birden. Ufak ufak geri kaçmaya başladılar. Ben de fırsattan istifade kalabalığın arasında koşa koşa kaçtım. Hiç öyle erkeklik, delikanlılık, aman hiç alakası yok abi. Buldun mu fırsatını kaçacaksın burada. Yoksa madara ederler yani. Ne varsa üzerinde alırlar. Ben çok şanslıydım. O iki çocuk da çok cüsseli değildi. Emanet taşımıyorlardı. Böyle bıçak vesaire bir şey taşımıyorlardı ve ben öyle hamle yapınca onlar da çekindi bence. O yüzden ben çok şanslıydım. Onlar geri adım attı. Bana kaçacak bir fırsat sağladılar. Ben de kaçtım. Kurtuldum. Sadece tişörtten olduk. O da önemli değil yani. Başımıza bir şey gelmesin yeter. Şimdi buraya gelecek arkadaşlara önerim var. Asla yalnız dolaşmayın. Gerekiyorsa telefon bir şey almayın. Yanınızda bir tane yedek cüzdan bulundurun. İçine 3 real, 5 real çok böyle göz ardı edebileceğiniz bir para koyun. Size bıçak çeken olursa, bir şey çeken olursa onu verirsiniz giderler. Asla tehlikeye sokmayın kendinizi. Asla tek başınıza dolaşmayın. Hanımlar, beyler bakın lütfen. Çok fazla soyulan Türk'ün haberini aldım karnavalda. Çok fazla gözümün önünde bir sürü insan soydular. Gözlüğünü çaldılar çocuğun, kızın telefonunu çaldılar. Ya görüyorsunuz yüzlerce kişinin içerisinde alıyor bum turizm. Hüseyin Bolt gibi koşuyorlar ya. Yakalayamıyorlar insanlar yani. 2-3 kişiyi yakaladılar, pert ettiler, öldürene kadar dövdüler. Ama binde bir yani, o da şansına. Dün eğlendikten sonra mesela Eren'le başka bir yere doğru yürüyorduk. Bir kişi arkamızda, bir kişi önümüzde kesmeye başladılar. Birden böyle laf atıp bize kıstırmaya çalıştılar mesela. Çok üzüldük, polis arabası vardı ileride. Sızlıdan polis arabasının yanına gittik, saldıramadılar bize. Ama o çocuklar da bizi soyardı yani. Hatırlarsanız Rio'da bir gece hayatı videosu çekmek için dışarı çıkmıştım size. Arkadaşım Angelica ile yine bizi kesmeye çalışmışlardı öyle. Biz gece kulübüne girip, bara girip kurtulmuştuk. Aynısını Eren'le yaşadım dün akşam. Yani her an birilerini soymak için kolluyorlar.
O yüzden gelecek arkadaşlar çok 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 dikkat olsun. Dikkatli olsun. Ha bakın saldırdılar mesela bana. Yani ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Kalabalığın içerisinde insanları soyuyorlar, bıçak çekiyorlar. Asla kendinizi riske atmayın. Çok tehlikeli, dikkat edin, eğlenin, tertemiz evinize sağ salim bir şekilde dönün. Yani bu kadar ben tehlikeli olabileceğini hiç tahmin etmemiştim festivalin. Bak Rio tehlikeli ama festival normal yaşantının 10-15 kat daha tehlikeli versiyonu. Sürekli böylesin, tamam mı? Sürekli kalabalığın içerisinde, o kortejin içerisinde, Bloco'nun içerisinde o kadar çok kesiyorlar ki insanları. Eren'le birilerini görüyorduk, kaçıyorduk başka tarafa. Tanıyorsun artık, görüyorsun çünkü eğlenmeye gelmemiş. Tanıyorsun yani. Dün ben bir video çekiyordum şeyin içerisinde. O funky partinin içerisinde çocuk şey demiş, beni çekmesin, ben hırsızım demiş. Eren Portekizce bildiği için anlıyor, geliyor bana söylüyor. Kahkaha attım ya dün. Bu kadar da açık sözlüler yani. Çünkü umurlarında değil. Herkes biliyor onların oraya soymaya geldiğini. Durum bundan ibaret yani. Başımıza böyle bir şey geldi. Dün az daha bir daha geliyordu. Gelen arkadaşlar muhakkak dikkat etsin ya. Gözünü seveyim. O yüzden böyle uzun uzun anlatıyorum sizlere. Kimsenin başı yanmasın, kimsenin başı ağrımasın. Neyse, durum bundan ibaretti. Umarım güzel bir video montajlayabilirim, çekmişimdir ve montajlayabilirim. Çünkü ne çektim bilmiyorum yani. Eğlendim, bir yandan video çektim vesaire. Bir yandan çok fazla müzik var. İnşallah telif yemem. Ona göre bir montaj yapacağım. Şimdiden de kötü bir montaj ya da araya benim kendi koyduğum müzikler falan girerse kusura bakmayın yani. Bilin ki telif yemişimdir. Bir şeyler, güzel bir video çıkaracağım. Eğlenceli bir video çıkaracağım. Hazır sıcakken böyle karnaval zamanı yayınlayacağım. Böyleydi işte dostlar, yani bir hayalimi daha sizlerle birlikte gerçekleştirmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yorum ve bir beğeni alırım. Çok da sevinirim, çok da mutlu olurum. Artık bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim artık. Neresi olur, nerede olur ben de bilmiyorum yani. Tamamen buradan sonra birazcık dinlendikten sonra karar vereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Ben meyveli püremi yiyeyim, meyve püresi. Meyve püremi yiyeyim. Aram da çok iyi değildir Trump.